Merhaba arkadaşlar, bu haftaki ikinci dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde yepyeni bir konuya geçiyoruz, dörtgenler. Bundan sonra dörtgenleri tanıyacağız. Dörtgenler nelerdir, özellikleri nelerdir, soruları nelerdir, onlara bakacağız. Şimdi ilk dörtgenimizle başlayalım. Defterimize büyük bir başlık atalım, dörtgenler diye. Ardından ilk dörtgenimiz paralel kenar. Şimdi paralel kenar ne? Paralel kenarın bir tanımını okuyalım. Bunları zaten defterinize direkt yazıyorsunuz. Karşılıklı kenarların birbirine paralel ve eşit olan dörtgenlere paralel kenar denir. Şimdi ilk önce tanımla şekil nasıl oluşuyor ona bakalım. Şimdi zaten burada göstermiş. Karşılıklı kenarlar. Karşılıklı kenar demek birbirine bakan kenarlar demek. Yani şimdi şu siyahla çizdiğim kenarlar birbirine eşit, uzunlukları eşit ve birbirine paralel. Paralel olduğunu nereden anlıyorum? Ben bunları uzatırsam hiçbir zaman birbiriyle kesişmeyecekler. O nedenle bunların ikisi birbirine paralel. Bunların ikisi paralel olduğu gibi karşılıklı iki kenar daha var. Hangisi? DC ve AB. Bunlar da birbirine eşit ve bunlar da paralel. Bunları da uzatırsam aynı şekilde hiçbir zaman kesişmezler. Şimdi paralel kenarın tanımı buradan geliyor. Karşılıklı kenarları birbirine eşit, uzunlukları birbirine eşit ve birbiriyle paralel olan dörtgenlere biz paralel kenar diyoruz. Şimdi paralel kenarın özelliklerine bakalım. Ne diyor ilk olarak? Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir diyor. Bunu söyledim. Karşılıklı kenarlarla birbirine bakan kenarlar. Bu siyahla çizdiğim kenarların uzunluğu birbirine eşit. Şu iki çizgiyle gösterdiğim kenarların uzunluğu da birbirine eşit. Yani şu iki çizgiyle gösterdiğim kenarla tek çizgi gösterdiğim kenar eşit uzunlukta değil. Yani DC ile AB eşit. Yani DC ile BC eşit olamaz. Şimdi karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir ne demek? Şimdi karşılıklı kenar derken biz neye baktık? Birbirine bakan kenarlara bakıyorduk. Karşılıklı açı dediğin zaman da birbirine bakan açılara bakıyorum. Şimdi burada birbirine bakan açılar, A açıları, şu siyahla gösterdiğim A açıları, bunlar birbirine eşit. Siyahla gösterdiğim A açıları birbirine eşit değil. Çünkü karşılıklı açılar, birbirine bakan açılar. Burada da maviyle gösterdiğim B açıları da birbirine eşit olmak zorunda. Paralel kenarın özellikleri açı olarak böyle kenarların açıları bunlar. Bunların ikisi birbirine eşit maviyle gösterdiğim. Mesela buradaki mavi açımız 30 derece ise buradaki mavi açımız da 30 derece olmak zorunda. Birbirine eşit olsun. Geçiyorum bir diğer özelliğe. Ne diyor? Köşegenleri birbirini ortalar. Şimdi köşegenler birbirini ortalar. Biz bu tabiri sık sık göreceğiz bu konuda. Şimdi bu neyi ifade ediyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi buraya büyük bir tane paralel kenar çizdim. Şimdi köşegen neydi? İlk önce onu hatırlayalım. Sonra köşegenlerin birbirini ortalaması olayına bakalım. Şimdi köşegen neydi? Bir köşenin komşusu olmayan bir köşeyle birleştiren doğru parçasını biz köşegen dedik. Şimdi A noktasının köşegeni şu şekilde çizelim. AC'yi çizelim. Şimdi ben bu şekilde bir köşegen daha çizebilirim. O diğer köşegeni de ben yeşille göstereyim. Diğer köşegenimde ne olacak? DB olacak. Şimdi köşegenler birbirini ortalıyor ne demek? Şimdi ben maviyle çizdiğim birinci köşegeni çizdim. Ardından ben yeşille bir köşegen daha çizdim. Benim bu yeşille çizdiğim köşegen bu mavi köşegenin uzunluğunu iki eşit parçaya böler. Mesela bu maviyle çizdiğim yer benim atıyorum 26 santim olursa yeşil bunu direkt ortadan ikiye bölüyor. O zaman kırmızıyla gösterdiğim her iki uzunluk 13 diye eşit iki parçaya ayrılıyor. Aynı şekilde benim önce yeşil çizdiğimi varsayalım. Yeşili çizdikten sonra çizeceğim mavi köşegen benim buradaki yeşil köşegeni de ikiye böler. Yeşil köşegene de
10 santim dersek yeşil köşegeni de mavi ikiye eşit parçaya bölüyor ya. O zaman 5 santim 5 santim olarak ikiye ayrılacak. Köşegenlerin birbirini ortalaması demek bunu gösteriyor şimdi. İki tane köşegen çiziyorum, birbirlerini ortasından kesiyor. Yani dediğim gibi, maviyle gösterdiğim köşegene ben 26 santim deseydim, bu yeşille çizdiğim köşegen bunu ortalayacak. Yani ortasından ikiye bölecek. O zaman şuraya böyle 13 santim, 13 santim kalacak. Toplamı 26 santim. Şimdi, bundan sonraki gelen özelliğimiz şu şekilde. Ne diyor? Ardışık iki açısının ölçüleri toplamı 180. Şimdi ardışık iki açısı. Ardışık iki açı ne demek? Karşılıklı demiyor. Karşılıklar zaten birbirine eşit. Ardışık şunu gösteriyor. Köşelerini yazalım. Şimdi normal şartlarda şuradaki açım benim A ise buradaki açım da A olacak. Zaten yanda da göstermiş. Bunları da zaten yazıyor defterinizde B. Şimdi ardışık iki açı ne demek? Ardışık iki açı peş peşe gelen açılar demek. Ardışık peş peşe. Şimdi ilk peş peşe gelen açı A ve B. A artı B'nin toplamı her zaman 180 olmak zorunda. Şimdi ardışık başka iki açı söyleyelim. Şimdi şuradaki A ile B de ardışık. Çünkü peş peşe geliyorlar. Birbirlerinin komşusu. Buradaki A ve B de her zaman 180 olmak zorunda. Bunun nedeni de şu. Ben size açılarla ilgili bir U kuralı söylemiştim. Hatırlıyorsanız. C kuralı da diyorduk biz ona. Şimdi şu yeşille gösterdiğim yere C kuralını uygulasam. C kuralını şöyle uygulasam. Neydi C kuralı? İçindeki iki açının toplamı 180 olmak zorundaydı değil mi? Bunun içinde hangi iki açı var? A ve B var. A ve B'nin toplamı 180 olması gerekiyordu U, C kuralında. Burada da aynı şekilde. Burada bir tane de şöyle U yakalarım. Bunu da morla göstereyim. Bir tane de şöyle bir U yakalarım. Bu U'nun içindeki açıları yine A ve B. A ve B'nin toplamı zaten 180 demiştik. Bütün A ve B'lerin toplamı 180 olacak. Bu tür bilgiler bize soru çözdüğü de işimize gelecek. İşimizi aşırı derecede kolaylaştıracak. Şimdi geldim bir diğer özelliğe. İç açılarının ölçüleri toplamı 360'tır. Şimdi ben zaten bunu söylemiştim. Ne zaman söylemiştim? Çokgenler konusunda dörtgeni ve düzgün kareyi anlatırken bunları söylemiştik. İç açıların ölçüleri toplamı 360. Yani bir paralel kenar dörtgen olduğu için dörtgenlerin de iç açıları 360 derece olduğu için direkt buradaki iç açılarımızın toplamı 360 olacak. Yani buradaki iç açılarının 2 tane A var. 2 tane A artı 2 tane B her zaman 360 dereceye eşit. Bunu da iç açıları toplamı, bu içindeki açıların toplamları. Dış açıların ölçüleri toplamı da 360. Bu bilgiyi de daha önce vermiştik. Dış açıların ölçüleri 360 derece olacak. Şimdi paralel kenarla ilgili örneklere geçelim. İlk örneğimize bakalım. Yanındaki şekilde ABC'de paralel kenar olduğuna göre ABC açısını soruyor. Bize sorduğu açı şurası. Biz şu açıyı bulacağız. Siyahla gösterdiğim açıyı bulacağız. Şimdi benim buradaki açımı ben nasıl bulayım? İlk önce ben X'i bulmak zorundayım. X'i nasıl bulacağım? Şimdi az önce bir bilgi verilmişti. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani bu iki açı birbirine bakıyor değil mi? İki açı birbirine eşit. O zaman ben bunları eşitleyeyim. 3x artı 20 eşittir. İkisi birbirine eşit olduğu için. X artı 60 yazdım. Normal denkleme dönüştü. X'i buraya attım. 3x vardı. Eksi x geldi. 2x kaldı. 20 eşitliğin sağ tarafına eksi olarak geçti. 60 vardı. 20 çıkardım. 40. Buradan da x'i ben 20 derece olarak buldum. Şimdi benim işim bitti mi? Bitmedi. Şimdi x'i gelip yerine yazacağım. Şuradaki açıyı bulayım. Şimdi gelip ben burada x'i yerine yazsam. X artı 60'da. X'i yerine yazsam. Buradaki açım benim 80 derece olacak değil mi? Sonra 80 dereceyi bulduktan sonra benim işim aşırı derecede kolaylaşıyor. Niye? Ben az önce şu özelliği de verdim. Ardışık iki açının toplamı
180 olmalı. Şimdi burada C kuralından da görebiliriz bunu. Ardışık iki açı. Bir tane açıyı biliyorum 80. Bunun ardışığı hangisi? Bana sorulan açı. X demeyeyim şuraya. Soru işaretleyeyim. Karışmasın şeydeki X'le. Ben burada C kuralından yani ikisinin toplamının 180 olduğunu biliyorum zaten. Bir tane açımız 80 ise ben 180'den 80'i çıkararak istenilen ABC açımı çok rahat bulabilirim. Kaç dereceymiş? 100 derece. Burada dediğim gibi ardışık iki açı toplamının 180 olmasını bildiğim için. Şurayı, x'i buraya da yazabilirsiniz. X'i buraya yazıp şöyle bir C kuralı yapıp yine bulabilirsiniz. Cevap yine 100 derece olacaktır. Bu soru bu şekilde. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bir tane açısını biliyorsunuz. Öteki açısını da biliyorsunuz. İç açıların ölçülerinin toplamının 360 olduğunu da biliyorsunuz. 80 ile 80'i toplardınız. 160. Ben dörtgenin iç açılarının toplamının 360 olduğunu biliyorum. 360'dan çıkardım, 200 bulurdum. Yani şuradaki iki açının toplamı 200 olurdu. Bu iki açı da birbirine eşitse 202'ye bölerek bir tanesini bulabilirdim yine. Yani çeşitli yolları var. İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Ama süre kazanmak için en kısa yol tabii C kuralını uygulamak olacak. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Yandaki şekilde ABC'de paralel kenar BD köşegendir. Açıları vermiş. Buna göre DBC'nin ölçüsü kaçtır? Bize nereyi soruyor? DBC açısı. Yani bize şuradaki siyahla gösterdiğim açıyı soruyor. Şimdi ben bunu nasıl bulurum? Nasıl bulabilirim? Fikri olan vardır zaten. Bu soruyu direkt görebilirsiniz cevabını. Şimdi nasıl bulacağım ben burayı? Az önce ben bir kural uyguladım. Hangi kural uyguladım ben? Bir C kuralı uyguladım değil mi? C kuralında ardışık iki açının ölçülerinin toplamı şöyle x diyeyim şöyle 180 olmalı. Ben burada ardışık iki açıyı buldum. 110 var. 110 artı 40 artı bir de x'imiz var. X de bu açıya dahil. X toplamı 180 olmalı. Değil mi? Bunu söylemiştik önce. Az önceki soruda yapmıştık zaten. Bunları, bu iki açının toplamı her zaman 180 derece olmalı. Direkt x'i buradan çok rahat bulabilirim. 110 ile 40'ı topladım. 150. 150 karşı eksi 150 olarak geçti. 180 var. 180'den 150 çıkardım. 30 derece olarak ben istediğim x'i burada buldum. Ne diyelim? D, B, C açısı eşittir 30 derece. Geçiyorum bir diğer soruya. Yandaki şekilde KLMN paralel kenar. KM'nin uzunluğu 24 santim, NL'nin uzunluğu 18, KL'nin uzunluğu da 16 santim. Olduğuna göre NOM üçgenin çevre uzunluğunun kaç santim olduğunu bulalım. Bizden nereyi istiyor? NOM. Şimdi bana buradaki üçgenin çevresini bulurken ne lazım? Uzunluklar lazım. Şimdi uzunlukları yerine yazalım. İlk önce kırmızıyla ben KM'yi yerine yazayım. Şimdi KM'miz bizim K ve M arasındaki doğru parçamız. KM şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluk. Peki ben bunların özelliğini belirteyim. Köşegenler dediğini ne demiştim? Köşegenler birbirini ortalar. Yani köşegenler birbirini ikiye bölüyor. KM'nin tamamı 24 santimse benim işime şuradaki yeri yaramayacak mı? Yani benim işime şu üçgen açısı bulmak için şurası yarayacak değil mi? Şu kırmızıyla gösterdiğim yer. 24'ü ben ikiye bölersem buradaki istediğim uzunluğu bulurum. O zaman burası 24 bölü 2'den 12 santim gelecek. Şimdi KM'yi yazdığım yerine sıra geldi. Bunu maviyle göstereyim. Sıra geldi NL'ye. Şimdi NL'nin tamamı ne dese? NL'nin tamamı şu maviyle gösterdiğim köşegen. Köşegenler birbirini ortalıyor. Bunun tamamı 18 santimse bunun, şunlar birbirine eşit. Bunun üst tarafına kalan yer 18 bölü 2'den
9 santim olacak. Bunu da biliyorum. Sonra bana yeşille göstereyim. KL'yi de 16 santim vermiş. Şimdi KL dediğimiz yer neresi? KL'de şu yeşille gösterdiğim yer. Burası da 16 santim. Şimdi bana bu üçgeni bulmak için mavi köşesini bulduk. Kırmızıyı bulduk. Şimdi bize şurası lazım. Burası kaç santim? Ben bir özelliğe, ilk özellik şuydu. Karşılıklı kenarın uzunlukları birbirine eşit demiştik. O zaman karşılıklı kenarlar şu yeşile gösterdiğim kenarlar olacak. Ya bunların uzunluğu birbirine eşitse buraya da direkt 16 santim denk gelecek. Bana bu üçgenin çevresini soruyorsa, yani istenilen üçgen hangisi bende? Yani siyahla göstereyim. Hani istenilen üçgen şu üçgen. Bu üçgenin çevresini bulmak için kenarların uzunluklarını toplamam lazım. Kenarları biliyorum. 16, 12 ve 9. Değil mi? 11, 17, 2, 37 santim edecek. Bu da uzunluklarla ilgili. Açı sormamış bu sefer. Uzunluklarla ilgili güzel bir soruydu. Geçiyorum bir diğer soruya. Yandaki şekilde ABC'de paralel kenar, DCB açısı 66 derece, EB açıortay olduğuna göre EFD'nin ölçüsünün kaç derece olduğunu bulalım. EFD bizden şuradaki açıyı istiyor. İlk önce bizden istenen açıyı belirleyelim. Sonra oraya doğru yaklaşmaya çalışalım. Şimdi burada bir tane açıortay vermiş, bir de 66 derece vermiş. Şimdi ben bunu nasıl kullanabilirim? Yine bu karşılıklı, yani ardışık kenarların toplamının 180 olmasını kullanalım. Şimdi burası açıortaysa, açıortay buradaki açıyı iki eşit parçaya bölüyorum. Yani buradaki açının toplamı kaç dereceyse yarısı her bir açımıza denk geliyor. Şimdi bunların ikisinin toplamı 180 olduğuna göre ben 180'den 66'yı çıkarsam sonra gelip yani şuradaki açının tamamı 114 derece olmak zorunda. Açıortay buradaki 114 dereceyi ikiye bölmüyor mu? Ben gelip 114'ü de ikiye bölsem bize gösterilen 57 olacak her bir açımızda. Bana gösterilen açıortayların her birini buldum. 57'şer derece. Sileyim şurayı biraz daha düzgün yazalım. Buradaki her bir açımız 57'şer derece. Şimdi bizden aynı nereyi istiyor? Bizden istediği yer neresi? Şimdi bir şey göstereceğim burada. Bu soruda. Şöyle yapacağız. Bizden istediği açı EFD açısı. Şimdi paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paralel. Karşılıklı kenarları birbirine paralelse ben buradan şu şekilde bir Z kuralı çıkarabilirim. Ben bu şekilde Z kuralı çıkarıyorsam, Z kuralımızın özelliği neydi? Z kuralının içindeki açılar birbirine eşit. Yani şöyle bir açımız vardı. Burası kaç dereceyse burası da aynı derece. Yani A dereceyse burası da A dereceydi. Şimdi burada bize verilen Z kuralındaki açımız hangisi? 57 derece. Buraya 57 derece denk geliyor. O zaman benim burama da 57 derece denk gelmesi lazım. Zaten bizden istenen 57 dereceydi. Direkt bu şekilde 57 dereceyi bulabiliyorsunuz. Başka türlü yollardan da bulabilirsiniz ama bu soru için en kısa yol bu şekilde. Bununla ilgili son örneğimiz bu şekildeydi. Yine siz kaynak kitaplarınızdan çeşitli örnekler yaparak soru hazinenizi geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.